Herkese merhabalar. Canlı yayınımıza başlıyoruz. Saatimiz 4 oldu. Uzman klinik psikolog Merve Umay ben. NP İstanbul'da İn Hastanesi'nde yetişkin polikliniğinde çalışıyorum. Yetişkin hastalarla çalışıyoruz. Çoğunlukla belki ergenlik dönemine yeni çıkmış olan yetişkin hastalarla da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün sizlerle işte tam da bu popülasyonda olan kişilerle ilgili konuşacağız. Yani üniversiteye başlamış olan gençler, onların psikolojisi ve aileler onlara nasıl yaklaşmalı, nasıl davranmalılar, aralarındaki iletişimi nasıl düzenlemeliler, bunun üzerine konuşacağız. Bununla ilgili daha önce hastanemizin Instagram adresinden bir duyuruda bulunulmuştu. Sorular beklemiştik sizden. Buna dair sorularımız elimizde, sorular ulaştı. Ve bu sorulardan böyle soru cevap şeklinde gideceğiz aslında. Aralarda tabii ki yine sizin ilettiğiniz soruları da dikkate alıyor olacağım. Şimdi öncelikli olarak ilk gelen soru şuydu. Üniversiteli genç ile liseli genç arasında bir fark var mıdır? Çünkü çoğu ailenin kafası karışıyor. Şimdi artık bir üniversite dönemine geçiş yapmış bulunuyor gencimiz. Hatta bazı üniversitelerde hazırlık sınıfına geçmiş oluyor. Bu hazırlık sınıfında da çok fazla hem öğrenci de anlayamıyor üniversiteye başlayıp başlamadığını, hem de aile henüz liseden kopamıyor. Yani o aşama, o ilk bir yıl, ister hazırlık olsun ister birinci sınıf, tabii hazırlık olduğunda bu daha zor, bir geçiş aşaması gibi diyebiliriz. Ve bu durumda zaten hani genç kendisine aldığı, üzerine aldığı yeni rolüne alışma sürecindeyken bir de aile orada bocalarsa işler sarpa sarabiliyor. Bu sebeple üniversiteli genç ve liseli genç tabii ki farklı tutmak lazım. Çünkü lisedeyken henüz bazı gençlerimiz liseden itibaren tabii ki ailelerinden ayrılıyorlar, farklı şehirlerde okuyabiliyorlar ya da yurt dışına gidebiliyorlar, farklı bir ülkede okuyabiliyorlar. Onlar ayrı ama ailenin yanında okumuşsa eğer 17 yaşındaki örneğin bir genç ya da işte 16 yaşında henüz daha liseye gidiyor. Onlara davranış tarzımız aile olarak daha farklı. Çünkü henüz ailelerinin çatıları altındalar. Bir sorumlulukları yok. Önlerinde bir üniversite dönemi var tabii ki eğer gideceklerse. Dolayısıyla biraz daha kısıtlı, daha kuralların oturduğu, tam da ergenliğin artık sonlarına yaklaşılan bir dönem. Yani bazen hatta geç ergenlik son dönemlerde ortaya çıkmasıyla birlikte ergenliğin bazen pik yaptığı ve artık lise sona doğru üniversiteye başlangıç aşamasında da sonlanmaya başlamasını beklediğimiz. Ama tabii ki bilimsel veriler diyor ki üniversitenin sonlarına doğru bile ancak sonlanabilir ergenlik. O yüzden çok kritik süreçler. Liseli öğrencilere, liseli çocuklara biraz daha kısıtlı, sınırlı, onlara yapılandırılmış bir ortam sunarak yaklaşmak çok daha verimli. Ama artık kişi üniversiteye geçtiyse, bir meslek seçtiyse ve bu meslek üzerinde kendini eğitmeye adım attıysa, artık gerçek hayata adım atmanın bir adım gerisinde demektir. Gerçek hayattan kastımız kişinin kendi sorumluluğunu aldığı, yaşam sorumluluğunu, maddi olarak ve manevi olarak hayatta artık bir adımının olduğu, çünkü mezuniyet sonrası artık bir işe girecek. O iş yerinde çalışabilmesi, kendi hayatını sürdürebilmesi, hayatın getirdiği sorumlulukları, yani belki de artık ayrı bir eve çıkacak ve dolayısıyla o evin sorumluluklarını üstlenebilmesi açısından üniversiteden itibaren artık kişilere bu sorumluluk verilmeli diyoruz. Tabii ki liseden ya da daha çocukluk döneminden başlayan sorumluluk verme süreci hakim olmalı zaten. Hani hep söylenen şeyler, özellikle çocuk ergen psikologlarından da çok dinliyoruz. Ama artık üniversiteye gelmiş bir çocuğa hayatın gerçekleri, sorumluluğu yönünde de pay verilmeli. O artık bir lise öğrencisi değil ya da üniversite sınavına hazırlanan, evde oturan bir genç değil, üniversiteye giden bir genç. Bu noktada neler esnetilmeli? Belki sınırlar biraz daha esnetilmeli. Güven ilişkisi daha fazla ortaya koyamalı. Çünkü güven ilişkisiyle birlikte gençler ailelerinden yavaş yavaş ayrışma süreçlerine giriyorlar. Ki bu ayrışma sağlıklı bir ayrışma oluyor. Eğer biz o güvenli bağı kuramazsak ya hiç çocukla zaten birlikte olmamış oluyoruz ya da hiç ayrışma gerçekleşemiyor. Çünkü çocuk bir türlü ya da genç, aslında dilimizi alıştırmamız lazım, üniversite dönemindeki genç bir türlü o hayatın sorumluluğunu alamıyor.
Dolayısıyla o güven bağ, güvenli bağ önemli. İkinci olarak aidiyet hissinden bahsetmek istiyorum size. Aslında aidiyet dediğimizde şimdi hepimizi kapsayan bir kavram. Nedir aidiyet? Bireyin kendisini vazgeçilemez ve ayrışamaz bir ortamın içerisinde hissetmesi anlamına gelir. Mutlaka ki hepimiz bir yerlere ait hissetmek isteriz. Ait hissettiğimiz, kendimizi güvende hissettiğimiz bir ilişkinin içinde olmak isteriz başlangıçta. Bu ister hemcinsimizle kurduğumuz ilişki olsun, ister karşı cinsle kurulan ilişki olsun ya da ait hissettiğimiz bir kurumda çalışmak isteriz. Orada kendimizi ait ne demek? Yani burası benden vazgeçmez ya da ben buradan vazgeçmem. Ayrılmaz bir bütünüz. Bunu hissetmek ister kişi. Dolayısıyla aileyle eğer çocukluktan itibaren bu bağı kurduysa, üniversite döneminde zaten bu aidiyet hissiyle birlikte de kaygılarınız, korkularınız her neyse kişi bunu size yaşatmayacaktır. Örneğin bazı ailelere baktığımızda çok kaygılanıyorlar. Acaba kendi koruyabilir mi? Aldığımız diğer sorulardan biri de 17 yaşında bir genç başka bir şehirde tek başına yapabilir mi sorusu. İşte bahsettiğim tam olarak aslında bu soruya da karşılık geliyor. Eğer çocukta bir aidiyet hissi varsa, kendini ailesinin içerisinde güvende hissediyorsa, sizinle anne babasıyla olan ilişkisinde güvende hissediyorsa, o aileden çıktığında ve bir başka şehirde, bir başka ülkede olduğunda sizinle kurduğu o güvenli bağın üzerine diğer getirileri inşa edecektir diyebiliriz. Dolayısıyla ona ait hissettirmeniz lazım. İstikrarlı mesajlar vermek bu noktada önemli. O güvenli bağı kurmak zaten bizim özellikle psikoterapilerde üzerine çalıştığımız şeylerden en önemlisi de bağ eksikliği. Kişi bir başkasıyla güvenli bağ kuramadığı için çok gerilere gittiğimizde anneyle babayla o güvenli bağı kuramadığı için zaten ilişkilerde bir noktada çatışma yaşayabiliyor. Dolayısıyla çocuk ait hissettiyse 17 yaşında da olsa bir başka ülkeye gittiğinde ya da bir başka şehire gittiğinde kendini çok güzel idame ettirebilir. Hatta sizinle yaşadığı zorlukları paylaşabilir. Bunun için eleştirel olmamak lazım. Size anlattığı durumlar bazen onun yaptığı hataları içerebilir, yanlışları içerebilir. Bunlara karşı sen nasıl bunu düşünürsün, nasıl böyle yaklaşırsın, işte bu yaptığın çok ciddi bir hata gibi çok sert yaklaşımlardan kaçınmak. Bir yandan destekleyici olmak ama bir yandan da ne yapması gerektiğine dair yol göstermek. İşte bunları yaptığımız zaman hem çocuk size kendine ait hissediyor hem de bir başka şehirde de olsa, bir başka ülkede de olsa tek başına yapabilirim gücünü kendinde hissediyor diyebiliriz. Burada şöyle bir örnek vermek istiyorum. Örneğin bir bebek ne zaman çevreyi keşfetmeye başlar? Annesiyle ya da bakım vereniyle güvenli bağ kurarsa eğer artık o bebek annesinin ya da bakım vereninin kucağından iner ve işte ne bileyim komşunun çocuğuna doğru yönelir, komşuya doğru yönelir. Yani komşu çocuğun annesine ya da bakım verenine yönelir, başka insanlara yönelir, parktaki diğerlerine yönelir. Ama eğer hatta çocuk sonra döner bakar anne orada duruyor mu, buna dair deneyler de var. Eğer anneyi orada görüyorsa tamam der, hani ben güvendeyim, güvenli üssüm benim burada. Döner tekrardan devam eder iletişimini arttırmaya. Yani çevreyi keşfetmeye başlar. Ama eğer bir çocuk eğer asgari düzeyde o güvenli bağını kurmadıysa bir türlü annesinin kucağından inmeyecektir. Buna dair şimdi yeni okullar açıldı. Anaokul süreçlerinde de çok fazla örnek görüyoruz. Bir türlü anneden babadan ayrılmak istemiyor. İşte o güvenli bağı kurmak o yüzden önemli. Üniversite dönemine geldiğimizde de yine aynı şekilde eğer o güvenli bağ varsa çocuk sizden kopup bir genç olarak artık gerçek hayata adım atmasının bir adım gerisinde bir birey olduğunu fark ederek hayatını sürdürmeye ilerleyecektir diyebiliriz. Ve tabii ki buradan diğer soruya bağlayacağım. Üniversite yetişkin olmak için bir fırsat mı? Tabii ki bir fırsat. Üniversite dönemi yetişkinlik hayatına, artık yetişkinlerin hayatına yönelik bir fırsat. Çünkü bazı üniversite öğrencileri ailelerinin yanında tamam ama bazıları da ayrı bir evde yaşıyorlar. İster aynı şehirde olsun, farklı şehirde ya da farklı ülkede olsun. Bazen gençler farklı bir evde ya da yurtta kalmayı tercih edebiliyorlar. Dolayısıyla bu da yetişkinlik için bir adım diyebiliriz. Ve bu adımda da anne babaya düşen tek görev çocuğu veya genci desteklemek.
Ailelerin lisedeki gence davranışı ile üniversitedeki gence davranışı farklı olmalı mı? Evet, birinci sorudakiyle benzer aslında bu da. Üçüncü, dördüncü sorumuza baktığımızda davranışlar tabii ki farklı olmalı. Her yaşta, aslında baktığımızda her yaşta çocuklara onları saydığımızı, onları ciddiye aldığımız, onların fikirlerini önemsediğimizi hissettirmemiz gerekiyor. Lise döneminde çocuk henüz daha işte mesleğini seçmemiş, daha hayatına yön verme noktasında değil. Henüz ders çalışıyor evde ve ekonomik olarak da anne babanın çatısı altında. Ama üniversite döneminde bazı öğrenciler özellikle çalışmayı da tercih ediyorlar. Çalışıp ekonomik özgürlüklerini de eline almak istiyorlar. Dolayısıyla üniversitedeki bir genç artık gerçek hayata atılmış bir gençtir ve ona bir yetişkinimiz davranıyorsak öyle davranmamız gerekir diyebiliriz. Lisedeki gençten farklı artık alanını seçmiş, mesleğini seçmiş. Bu meslekte neler yapabileceğine dair örneğin onu sonrasında teşvik etmek çok önemli. Şimdi birinci sınıf, ikinci sınıf, evet biraz üniversiteyi tanıma hayatı. Ama sonrasında artık ben bu mesleği bitirdiğimde, yani bu meslek benim için lisans düzeyinde tamam olduğunda, mezun olduğumda ne yapmam gerekiyor? Örneğin nasıl iş bulabilirim? Hangi alanlarda çalışabilirim? Buna yönelik de ailesiyle iletişim halinde olan çocukların, gençlerin çok daha iyi yerlerde olduğunu saptamış çalışmalar. Yine buna benzer bir örnek olarak da liseye döndüğümüzde yine ailesiyle bir arada, onlarla iletişim halinde, ama bu çatışma ve ailenin baskısını bahsetmiyorum. Yani illa şunu yazacaksın, bu bölümü yazacaksın, şu şehirde okuyacaksın baskısını kastetmiyorum. Ailenin çocuğun arkasında olduğunu hissettiği noktalarda daha iyi tercihler yapılıyor üniversite döneminde ve üniversite sonrasında da nasıl bir hayat kurabiliriz, nasıl bir iş yerinde çalışabilirim, nerelere başvurabilirim noktasında aile çok büyük bir destekçi. Hatta bu aidiyet kavramı, en başta anlattığıma dönersem, yine bir çalışmayı not aldım burada. Çekirdek aile ve geniş aileyi kıyaslamışlar. Çekirdek ailelerde aidiyet hissinin geniş ailelere göre çok daha hissedildiği, daha çok ön planda olduğu sonucuna varılmış. Bazen biz geniş aileler olarak da toplumda yaşantımızı sürdürebiliyoruz. Bu bir geniş ailelerin de çok kalabalık olmalarından dolayı aslında çok daha birlik ve beraberliğin olduğunu düşünebiliyoruz. Ama o kalabalık arasında çocuk ya da genç görülmeyebiliyor, gözden kaçabiliyor ve kişi eğer görülmezse aidiyet ihtiyacını gideremiyor, aidiyet hissi geliştirilemiyor bu anlamda. Dolayısıyla çekirdek ailede anne baba ve çocuklardan oluşan bir ailede çok daha sağlıklı iletişimi kurulduğunu görüyoruz. Bu anlamda çocuğa, yetişkine davranır gibi davranma noktasında da gence mezuniyet sonrası neler yapabilir ya da mesleğiyle ilgili ne düşünüyor, üniversite hayatıyla ilgili ne düşünüyor, buna dair sohbetlerin edildiği ailelerde de işte o aidiyet hissinin çok daha fazla yaşandığı ve yetişkin olma yolunda da gencin çok daha sağlıklı adım attığını gözlemliyoruz. Diğer bir soruya geçersek eğer, farklı bir şehirde okumaya giden gençler yeni hayatlarına nasıl adapte olmalılar? Buradaki önemli unsur şu, bazen genç aileye çok bağımlı oluyor ya da aile gencin kendisinden kopmasına izin vermediği için o bağımlılık devam edebiliyor. Sırf bu sebeple şehir dışı ya da yurt dışı tercihi yapmayan gençler var. Ama mutlaka bir yerde o kuş yuvadan uçacak. Dolayısıyla bunun üniversite hayatında olması da kişi için bir avantaj. Kendi hayatını kurmadan önce bu hayatın ufak bir simülasyonunu yaşayacak diyebiliriz. Tabii ki çok daha erken yaşlarda çalışmak zorunda olan gençler de var. Ailelerine destek olmak zorunda kalan üniversite öğrencileri de var. Ama bunların dışında hiç aileye destek olma gibi bir sorumluluğu olmayan, sadece öğrenci olma sorumluluğu olan gençlere de baktığımızda artık belli bir düzeyde ayrışmanın gerçekleşmesi gerekiyor. Farklı bir şehir, farklı bir yere, aileden uzakta bir yere giden gençler ilk basamaklarda belki aileyle daha sık iletişim halinde olabilirler. Görüntülü konuşmalar daha sık yapılabilir. Mutlaka her gün konuşmak isteyebilir. Hem aile hem genç, işte nasıl geçti, neler yapıyorsunuz, ya da aile gencin yanına gidebilir. Onun evinde kalabilir ya da onun
yurdunun olduğu yerde kalmak isteyebilir. Bunlar çok doğal ihtiyaçlar. Tabii ki bunları kısıtlamamak lazım. Ya da o aşamada duygu düşüncelerimizi mutlaka paylaşmamız gerekiyor. Kızım, oğlum, beni endişelendiren şunlar var. Ya da üniversiteye giden genç kendi kaygıları annesine babasına anlatabilir ya da bakım veren her kimse, birlikte bağ kurduğu, o aidiyet hissettiği destekçisi her kimse o kişiye kaygılarından bahsedebilir. İşte ben bu şehirde şundan kaygılanıyorum, şöyle bir şey olursa ne yaparım bilemiyorum şeklinde. Eğer bu duygularımızı belli edersek, ifade edersek, yine bilime dayandıracağım. Bilim bize diyor ki duygumuzu ne kadar ifade edersek o kadar o duyguyu kontrol altına alabiliyoruz. Örneğin diyelim ki ben bu yayın için çok heyecanlıyım ve başlangıcında dedim ki size ben çok heyecanlıyım ve işte elim kolum titriyor, elimi kolumu nereye koyacağımı bilemiyorum. Böyle bir şey dediğimde benim bunu kontrol edebilme düzeyimin daha yüksek olduğu çalışmalar tarafından ortaya konmuş. Dolayısıyla duygunuzu paylaşın. Yanımda değilsin, böyle böyle olmasından endişe ediyorum. Yapamayacağımı düşünüyorum şeklindeki duyguları belli etmek sizin onları kontrolünüzü sağlar. Karşı taraf sizin ne hissettiğinizi bilir. Yani susmak bu noktada karşı tarafı biraz daha belirsizliğe götürüyor. İşte annem sustu, babam sustu, acaba ne düşünüyor? Ya da işte gizli gizli ağlamak. Bunlar biraz daha bizi belirsizliğe götüren şeyler ve duygularımızı yönetmemizi zorlaştıran, hem ki yaşayan duyguyu yaşayan kişi için yönetmesini zorlaştıran şeyler, hem de karşı taraf için. Yani ne hissediyor, ne yapıyor bilemiyor karşı tarafta. Dolayısıyla yardımcı olamıyor karşısındakine bu duygusunu yönetebilmesi için. O yüzden paylaşmak, duygu paylaşımı her anlamda önemli. Bu şekilde geçiş süreciyle adapte olabilir diyebiliriz, soruma geri dönersem eğer. Yani başlangıçta daha sık görüşmeler yapılarak, sonrasında yavaş yavaş çocuk eğer aramıyorsan, o noktada yani genç eğer aramıyorsa, o noktada birazcık gence alan açmak. Tamam, yani hani birkaç kere aradınız, hani aramadın, ne yapıyorsun, ne ediyorsun. Ama sonrasında artık orada bir ortam kurmuş olabilir. Orada kendine ait hissedeceği başka arkadaş çevresine girmiş olabilir. Biraz daha tek başına bir şeyleri yapmanın getirdiği mutluluğu yaşıyor olabilir o ayrışmanın. Ebeveynler olarak belki şunu düşünebilirler. Ben bir şeyleri ilk tek başıma yaptığımda ilk olarak nasıl zevk aldım, bunu hatırlayabilirsiniz. Tek başınıza yaptığınız bir şey anne babanız olmadan size nasıl o an zevk vermişti. Aynı şekilde bu gencimiz de bunu yaşıyor olabilir ve bu mutlaka yaşanması gereken bir şey. Dolayısıyla anne babalar aşamalı olarak biraz daha desteklerini çeke çeke bu ayrışmayı sağlayabilirler. Ama bu demek değil ki örneğin artık ikinci sınıfa gidiyor, üçüncü sınıfa gidiyor, hiç aramayalım, sormayalım değil. Aidiyet hissi varsa zaten her ne kadar her yaptığımızı söylemesek bile o bağ bizi koruyucu oluyor ve mutlaka paylaşıyoruz arayı, mutlaka görüşüyoruz. O bağ kopmuyor. Dolayısıyla çok böyle kaygının yoğun olduğu ve işlevsiz bir, sıkı bir bağdansa sakin bir şekilde kalıp daha işlevsel bağlar sürdürmek bu anlamda önemli. Çünkü bunun bir basamak sonrası örneğin baktığımızda evlilik ya da çocuğun mesleki anlamda artık mesleki anlamda hayatına başlaması ve yine ya ayrı bir ülkeye, ayrı bir şehre ya da aynı şehirde olsa bile farklı bir evde yaşama aşaması var. Yani dolayısıyla zaten bir yerde o kopuş olacak. Bu kopuş için hem kendinize hem de çocuğunuza yardım etmiş olacaksınız. Dolayısıyla burada destekleyici olmak ama bir adım geride kalarak varlığını hissettirip ama belli bir oranda da artık gence bir şeyleri yapması için fırsat vererek onun büyümesine destek olmuş da olabilirsiniz. Bu da çok önemli bir hani ebeveynlik görevidir diyebiliriz. Aynı evde olsak bile bazen de aynı evde kalıyoruz diyelim ailemizle. Örneğin ben de ailemle aynı evdeydim üniversite döneminde. Ama aynı evde olmak kesinlikle hala lisedeki çocuğun rolünü sürdürmesini gerektirmiyor gencimizin. Artık bir şeyler değişiyor, neler değişiyor, ya sen git dersini çalış, ben hallederim bunları diyen bir evde anne varsa
Bu noktada o genç hiçbir zaman kendi hayatına geçtiğinde neyle karşılaşacağını bilemiyor. Ya kendi hayatına geçtiğinde çok zorlanıyor, ben evde hiç böyle yapmazdım diye çok fazla zorluk yaşıyor. Ya da hiçbir zaman kendi hayatına geçemiyor diyebiliriz. Dolayısıyla burada biraz daha o çocuğa alanı açmak lazım. Yani gencimize o alanı hissettirmek. Birlikte de kalıyorsak üniversite hayatında mutlaka ona evde bir takım görevler vermek. Çünkü o evi sürdürmek için o evde birileri bir şeyler yapıyor. Dolayısıyla işte bu anne olur, baba olur, farklı biri olur. Ama mutlaka işte gündelik ev işleri olabilir. Yaşamımızı sürdürmek için yaptığımız rutinler olabilir. Dolayısıyla bu rutinlere evdeki üniversiteli genci de katmak, artık bu evde sen de bir bireysin, hepimiz nasıl bu evi birlikte taşıyorsak sen de bu evi bizimle birlikte taşıyacaksını hissettirmek çok önemlidir diyebiliriz. Artık yavaş yavaş sonlandırıyorum. Son iki soru kaldı. Onlara da kısaca değineceğim. Zaten benzer sorular. Aileler bu süreçte çocuklara nasıl destek olmalı? Aslında hep bahsettik. Alan açarak, onlara sorumluluk vererek ve birazcık tamam, yani genç bir şeyleri yapmaya çalışıyor ve bir noktada siz onun bocaladığını görüyorsunuz. Ama bekleyin. Hemen yani böyle tamam sen yapma ben yaparım ya da işte sen şimdi bunu böyle düşünemezsin, ben senin yerine düşündüm, hazırladım. Yani hazır bir ortam artık sunmamamız gerekiyor. Ki bunu aslında çok daha erken yaşlardan itibaren yavaş yavaş vermeye başlıyorlar aileler. Ama üniversite hayatına geldiğimizde artık bu hazır ortamı sunmamamız gerekiyor. Üniversiteli olmak bir büyüme eşiği mi? Yine sizlerden gelen benzer sorulardan biri. Anlıyorum ki kaygınız hep aynı, artık bu çocuk ne zaman büyüyecek tarzı bir kaygı var. Mutlaka ki artık üniversite bir büyüme eşiği, bir sonraki basamak. Hayatımı kendim idame ettireceğim, ekonomimi kendim planlayacağım, evimin işlerini kendim planlayacağım. Bu hayata hazırlamak için tabii ki üniversite hayatı bir eşik ve bu eşiği de eğer verimli kullanırsak hem aileler olarak hem de gençler olarak çok daha rahat gerçek hayata adım atabiliriz diyebilirim. Çünkü hayatın dönüm noktaları çok önemli. Şimdi bileyim, ilkokula başladığımız gün, işte liseye başladığımız gün ve sonra üniversiteye başladığımız, belki hayatımıza birini aldığımız, bir partnerimizin olduğu, belki ayrı bir şehirde yaşamaya karar verdiğimiz gün olabilir ya da eğer olursa evliliğe karar verdiğimiz gün, işte yeni bir işe başladığımız, yani bu dönüm noktaları biraz köşelidir. Ve oralardan dönerken uçurma yuvarlanmamak için biraz böyle frenleyerek, yavaşlayarak, daha süreci sakin sürdürmeye çalışarak, panik yapmayarak ve bir oranda da o aşamada ne gerektiriyorsa onu yaparak çok daha kolay o virajı alabiliriz diye özetleyebilirim. Size anlatacaklarım şu anda bu kadar. Yayınımıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir yandan da soruları görmeye çalışıyorum. Umarım hepinizin sorusuna cevap vermişimdir. Ekstra aklınıza gelen süreçle ilgili bu konuşmadan sonra sizde uyanan farklı sorular olursa da yine sosyal medya hesabımıza iletebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.